Aman Allah'ım. Aman Allah'ım, bu ne böyle? Sonunda bir Nike kargosu ha? Evet, özlemiş olduğumuz Nike kargolarından ilki. Arkası çok var ama arkadaşlar, merak etmeyin. İlk başta bunu yapmak istedim çünkü bu ayakkabı çok özel, çok güzel bir ayakkabı. Ve o hangisi? Sen söyle. Jordan 36. Yes. Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir ayakkabı dahisi kargo açımı videosuna daha hoş geldiniz. Biliyorsunuz kargo açım videolarında ayakkabıyı kargodan çıkartıyoruz. Sizler de aynı hisleri paylaşıyorsunuzdur diye ben bu videoları yapmayı seviyorum. Sizler de seviyorsunuz tabii ki. Nedir ne değildir, ilk izlenimler, biraz böyle neye benziyor, ilk düşüncelerimiz, hislerimiz, onlardan bahsediyoruz. Ve daha sonra biliyorsunuz ben bunu birkaç hafta, bazen bir aya yakın inceliyorum. Detaylı performans incelemesi yapıyorum. Şimdi ise çok güzel bir ayakkabının kargo açımını yapacağız. Nike'dan direkt söyledim, biliyorsunuz Nike siparişleri bu şekilde gönderiyor. Bence piyasadaki en güzel gönderimlerden biri. Bayağı bir zarar görmüş, görüyorsunuz sağından solundan. Yurt dışından geliyor, sonra Türkiye'de tekrar kargo sürecine dahil oluyor. Dolayısıyla bu şekilde gönderim harika. Özellikle bir ayakkabıya yaklaşık 2000 lira verdiyseniz bu şekilde bir gönderim bence harika oluyor. Ne dersin? 2000. Evet arkadaşlar, şurada biliyorsunuz bir sıralar bunu açardık, stres atardık. Pull for Sport kısmından şöyle tırtıklı bir yüzeyden çekip, oh be, rahatlayabilirsiniz, stres atabilirsiniz. Fiyatı 2000 mi dedin sen? Evet, yaklaşık 2000. Ayrıca bu kutuyu tekrar kullanmanız için de bakın şurada jelatinli bir kısım var. Bunu çekiyorsunuz, tekrar yapıştırıp gönderiyorsunuz. Dediğim gibi çok güzel bir gönderim oluyor bu kargo. Evet, şöyle çıkartalım, çıkart. Sana gelirken zarar görmesin. Geri iade alırken de. Aynen öyle. Mesela iade ederken bazı yerlere vurup kırık yapabilirsiniz. Onların da iadeyi kabul etmeme imkanı doğabilir. O yüzden bu şekilde bir gönderim harika. Ama şuradan bir beni böyle vurdu. Air Jordan 36 yazısını gördüm. Tersten tutuyoruz. Şöyle çıkartayım. Arkadaşlar çok iyi. Bu ayakkabı için çok heyecanlıydım. Çok meraklıydım. Çıkar çıkmaz incelemeyi istiyordum. Bir miktar bütçe ayarlaması yapamadım. Çünkü geri doğru bakarsanız çok pahalı ayakkabıların kargo açımlarını yaptık. İşte Yeezy açtık. Ne bileyim Kyrie'leri açtık. Bir sürü yaptık ayakkabılar. Fitleri yaptık. Bu biraz böyle ikinci plana atıldı. Ama sonunda buna da zaman geldi. Ne yazıyormuş, okuyabiliyor musun? Anlayamadım. 36 yazıyor bence. 36. Evet, 36. Aynen, bir Jumpman logosu. Kutumuz yine harika gelmiş. Jumpman logosu var. Bu tarafta bir şey yok. Burada da Air Zoom yazıyor. Burada ise etiketimiz mevcut. Çekmece tasarımıyla bizleri karşıladı. Daha öncekilerde hatırlarsan 35'lerde falan böyle açılıyordu. Bir değişik açılıyordu. O açımlar zor oluyor ama sonra alması koyması çok zor oluyor. Bu tarz çekmece tasarımı en güzeli bence. Bir dakika, burada bir farklılık seziyorum. Şuradan açılıyor bence. Nasıl? Şuralardan bir açılıyor. Evet, şuradan açılıyor olabilir. Aa evet, bu da farklıymış. Ama bir... Aa, odayı görüyor musun sen? Bak bak sen şu işe. Ha, Jordan sen fenasın Jordan, yine yapmışsın. Harika bir açım değil mi? Evet. Sanki parfüm kutuları veya mücevher kutuları tarzında olmuş. Bu benim mücevherim. Bu benim için bu kadar özel ve güzel. 45 numara aldım arkadaşlar, şöyle göstereyim. Ve bence en güzel rengini aldım. Çıkış renklerinden bir tanesiydi. Görünce sen de beğeneceksin. 35 nasıldı? 35 işte hatırlarsan rafımda hep duruyor. Renkli olan mı? O da renkliydi. 34'ün biraz daha siyah beyazlı tasarımları vardı. Ve şöyle şimdi açalım. Uf, aman Allah'ım ya. Turunculuk görüyorum. Evet. Bang! Bang diyorum ya! Uf. Ayakkabıya gel! Ayakkabıya gel! 2000 lira! Fazla mı renkliymiş? Bana mı öyle geldi? Şöyle çıkartalım. Pek beğenemedim ben ya. Poşetimiz de çok güzel bu arada. Logolu ve yazılı bir şekilde güzel geldi. Bu tasarımına bayıldım tekrardan, onu söyleyeyim. Ve sıra geldi bu şahesere. Jordan bence uzun süredir piyasadaki en güzel basketbol ayakkabılarını yapıyor. Özellikle bu Michael Jordan'la başlayan, birden şu an işte 36'ya gelen, 36 yıldır çıkan ayakkabılara bayılıyorum arkadaşlar. Çok farklı tabii ki, birçok ayakkabı çıkıyor meydana.
İşte imzalı ayakkabılarımız var ama ben en çok beğendiğim ve en çok heyecanlı olduğum seri bu seri oluyor. Bu seri içerisinde Jordan 1'ler, 4'ler, 10'lar, 11'ler falan düşünürseniz fena bir seri yani. Evet, ilk önce dikkatimi çeken çok hafif. Ciddi söylüyorum, çok hafif ve çok böyle ince bir ayakkabı yapılmış. Dikkat edersen çok fazla görebiliyorsun. Şuradan görebiliyor musun? Kamerada belli mi mesela? Şurada parmağımı göreceksin. Evet. Gözde çok belli arkadaşlar. 34'e çok benziyor. 34'e çok benziyor. Yine bu hemen dikkatimizi çeken Eclipse Plate birleşme tabakasını korumuşlar. Ve genel olarak çok şık bir görüntüye sahip. Ne diyorsun ilk görüntü olarak? Yani ben, tabanın artı şey olması çok bence kötü olmuş. Yani ben seviyorum. Rengini hatırlarsan beğendim. 35'te de buna benzer bir tasarım vardı. 35'te griliydi. Hı hı. Eğer onu da izlemediyseniz 35 kutu açımı da mevcut kanalda hemen yazıp Jordan 35 yazıp onu da izleyebilirsiniz. Evet, ilk görsel olarak şöyle biraz üstünden geçelim istiyorum. Dikişler çok kaliteli ama bir o kadar da ince duruyor arkadaşlar. Yana doğru geldiğimiz zaman ya bu acaba tutabilecek mi beni? Şu an onu düşünmeye başladım. Aşırı incecik bir tasarım var. Ama kaliteli. Yani kesinlikle kalitesiz durmuyor. Arkaya doğru geldiğiniz zaman şu tırtıklı yapı da çok değişik ve farklıymış. Ve Jumpman logosu var. Ve şurasını görüyor musun yine? Şöyle çıkartalım. Oho, ne yapmışlar böyle ya? Pull tab tutma kısımlarından bir tanesi. Çok ilginç bir tasarım olmuş. Şurada ne var? Nike ve Air yazıyor. Üstü daha tüylü bir materyalden yapılmış, süetten yapılmış. Evet, şu tüm ayakkabıyı gezen line var. Morlu morlu. Yılmaz Smallgül'ün morlu bir şarkı vardı. Neydi? Sana kırmızı çok yakışıyor değil de. Sana mor çok yakışıyor gibi bir şey var mı? Hatırlayamadım ben de şimdi. İlk görüntüde ve hissiyat olarak ben çok beğendiğimi söylemem lazım arkadaşlar. Şöyle altını sizlere çevireyim ve biraz daha detaylıca bakmaya çalışalım. Yine oldukça güzel çıkıntılarla bezenmiş ve birkaç pencere birden dikkatimizi çekiyor. Topukta Air Zoom'u görüyorsunuz ve yumuşak oynatabiliyorsun burayı, biliyor musun? Çok sert bir pencere değil. Topuğunda kullanılan büyük bir zoom ünitesi var. Hemen ortada bir pencere daha var. Orada ne yazıyor? 36 yazıyor. Biraz grafiti tarzında yazmışlar. Ve yanında ise TM ne bir şeyler var arkadaşlar. Sanki biraz N23236MC gibi bir şey yazıyor. Burada ayakkabının kodu gibi bir şey yapmışlar. 36. ayakkabıya ait. Jordan Jumpman logosu ve şurada yine büyük iri bir zoom ünitesinin çıkıntılandırılması. Dizleri karşıladı. Bence taban tutuşu yine harika olacak. Bu zikzaklı tasarım balık sırtı diye geçiyor. Ve oldukça iyi işler yapıyor. 34'te de 35'te de hep buna benzer tasarımlar mevcuttu. Dış sahada bu kesinlikle oynanmasın bence. Parçalarsınız, rezil edersiniz. 2000 liraya yazık bu ayakkabıya yani. Fiyatı yine pahalı oldukça. Hep çıktığı zaman piyasadaki en pahalı basketbol ayakkabısı olarak çıkıyor. Yastıklaması oldukça güzel. İki tarafta zoom ünitesi iri iri kullanılmış. Bu Eclipse Plate ayakkabının hem ağırlığını hafifletecek hem de ayağınıza, ayakkabıya bir form verecek. Düğme mi? Şurası mı? Burası bağcını geçirmen için yapılmış. Hemen dilde ön tarafta Jumpman logosu bizleri karşılıyor. Üst kısımda çok bahsedecek bir şey yok. Tek bir tasarım. Lekeli olması da gıcık etti beni. Lekeli mi? Gördün mü? Hmm. Sanki böyle eskitme gibi yapılmış. Bu daha temiz dediğin gibi kıyasla. Nasıl gördün onu oradan? Üst taraf tek bir bütün. 2000 verince böyle bir diyorsun. Haklısın. Üst taraf tek bir bütün ağdan. Prime Knit tarzı, Fly Knit tarzı bir kaliteli ağdan yapılmış. Bir süredir bunları göremiyorduk. Tekrar geri döndürmüşler. Bağcıklarını şöyle dışarı doğru çıkartayım. Dil yapısına bakayım. Ya arkadaşlar çok yumuşak ve hafif geldi bana. Daha ben böyle kaslı kaslı bir şeyler bekliyordum. Şu içindeki şeyleri de çıkartalım. Bence 34'ü çok sevmiştim. Bunu da çok seveceksin. Olabilir. Oo, içini çıkarttım. Şu içindeki aydınlığa bakar mısın? Görüyor musun? Ayakkabı inanılmaz nefes alacak ve inanılmaz hafif. Arkadaşlar gerçekten ben bu kadar nefes alabilen bir ayakkabı ve ince bir tasarım 34'te görmüştük. O bile bu kadar değildi. İçindeki nokta noktaları görebiliyor musun mesela? Aha, görüyorum.
tabanlığında kullanılan nokta nokta bir tasarım var. Noktalandırılmış bir tasarım var. Onu görebiliyoruz. Evet, çok hoş, çok güzel. Hemen şöyle bileğine ve dilinin içine bakalım. Dilinin içinde arkadaşlar Air Jordan logosunu görüyoruz. Arkası çok fazla petlendirilmemiş. Daha küçük, basit bir yapı mevcut. Şu dilinin yanında şöyle 36 grafiti olarak tabanında olan yapı bizim dikkatimizi çekiyor. Tutma kısmı yine delik delik. Arka topuğuna ne yazıyor? Arka topuğunu 36 yazıyor. Bir tanesini sana çevireyim. Burası çok güzel olmuş ya. 36 yazıyor. Şu çıkıntı harika olmuş. Oynayabilen çıkıntı. Ve arka ben altta da gereksiz bir tasarım bence. Ne işe yarıyor ki? Yani bir işe yaramıyor. Yani normalde buradan tutuyorsun ya, buradan da tutabilirsin. Biraz da ayakkabıya hani hız arabası, uçak gibi bir tasarım veriyor. Mantık aslında aerodinamik yani. Rüzgarı bu şekilde arkaya doğru geçirebiliyorsun sağ ve solundan ayakkabının. Evet, çok güzel, çok farklı. Dil fazla pofidik değil. Biraz daha pofidik olabilirmiş. Dediğim gibi 34'e benziyor. 35 daha iri iri, daha büyük büyüktü. Normalde Jordan tasarımlarında 30'dan sonra hani en azından böyle olacağını söylemişlerdi. İşte 1.31, 2.32 gibi ondan ilham alıyorlar. Altılık ben çok bir şey göremedim. Belki biraz böyle boğaz kısmı olabilir. Tabii her zaman olacak diye de bir şey yok. Mesela 2 çok benziyordu. 2.32 birbirine aşırı çok benziyordu. 4'te çok aşırı büyük bir benzerlik yoktu. Bunda da çok bir benzerlik göremedim. Ne diyorsun? Şunu yavaştan da açayım. Ya mor güzel de ben narçi rengini sevmediğim için bir de üstüne morla çok yakıştıramadım ama. Ama sahada düşünürsen çok dikkat çekici, parıl parıl parlayacak yani bir ayakkabı olmuş bu. Evet, hoş. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Yorumları sizler de fikirlerinizi belirtirseniz sevinirim. Hadi şimdi ayağımıza giyelim. Ayaktaki mükemmel hissine bir bakalım. 45 numara iyi olacaktır diye düşünüyorum. Kalın çorabımı aldım. Bakalım ayağımızda nasıl duracak. Evet. Ya biraz böyle insan para verince daha fazla kaslı bir yapı istiyor, biliyor musun? Allah Allah. Ay, çorabının rengi bile belli oldu. Baksana yalnız. Çorabım falan, parmağım aşırı free yapılmış. Bu beni nasıl tutacak? Hani beni tutsa bu canavar NBA oyuncularını veya sizin gibi canavarları nasıl tutacak onu bilmiyorum. Bağcıklar yalnız kaliteli kaliteliymiş, biliyor musun? Benim. Güzel geldi. Uf, 45 numara. Arkadaşlar kalıbı dar ve fazla uzun değil. Siz de ona göre alabilirsiniz. Benim ayakkabıların numaraları hakkında çektiğim videoya bakabilirsiniz. Veya bende olan ve aynı zamanda sizde olan ayakkabılara bakarak kendi numaranızı bulabilirsiniz yine aynı şekilde. Aa, şey tasarımı değil. Burada bak, şuraya yapışıyor dil. Hı hı. Normalde biliyorsun şuradan şöyle içeri sokarlar. Hani terlik gibi diye bahsediyoruz ya. Burada öyle bir tasarım yok. Arkadaşlar farklı geldi. Daha basit, daha sade geldi. Şöyle aslında bunu üstteki deliklerinden geçirseydin. Bence çıkartmak için çıkartmışlar gibi. Beğenmedin mi sen fazla yani tutmadın? Çok beğenmedim. Yani daha farklı olabilirdi ama bence performansı harika olacak. Yani ayaklarını terletmeyecek. Çok rahat, hafif. Yani değişimi yok. Evet, yani şu Eclipse Blade zaten diğerlerinde de vardı. Zoom üniteleri aynı şekilde kullanılmış. Sadece üstü bir farklı düşünebilirsin. Üstü hem sağlam hem yumuşak, rahat ve çok nefes alabilir. Belki de en nefes alabilir ayakkabı şu an. Hiç, yani uzun zamandır incelediğim. Ve aynı şekilde arkadaşlar inanılmaz rahat ve anında zoom ünitelerini hissedebiliyorsunuz. Gerçekten çok iyiymiş ya. Çok hoşuma gitti. Ne diyorsun? Evet, çok güzel, kesinlikle çok harika. Yani taban tutuşu mükemmel, ayakkabı ayağımla birebir hissetti, aşırı nefes alabilir. Soğuk havalarda falan giyerseniz ayağınız üşüyebilir, o kadar yani. Evet, ayağınız doğru. Kesinlikle terlemeyecek, zıp zıplığı harika. Eclipse Blade o orta tabaka ayağınızı çok iyi hissettiriyor. Genelde bende de mesela düz tabanlık var. Bunlar arkadaşlar hani Jordan'lar dışında ayağımı acıtır. Ama Jordan'lardaki şu tasarım sanki ayağımı ark kısmından destekliyor.
Ve böyle olunca çok daha iyi hissettiriyor beni. 34'te bunu hissetmiştim. 35'te biraz acıtıyordu. Bu çok güzel olmuş. Çok hafif, kesinlikle size atletik hissettirecek. Ayağınızda pek bir şey yokmuş gibi. Harika böyle bir zıpzıplı, sizleri geri itişi var. Mükemmel ya. Gerçekten çok güzel. Çok sağlam para veriyorsunuz. Belki iki ayakkabı fiyatı veriyorsunuz. Ama değer mi? Paramız varsa, imkanımız varsa değer kesinlikle. Çok hoşuma gitti, çok güzel. En kısa zamanda sizlere detaylı güzel bir performans incelemesi yapacağım. Bunun için yapmanız gerekenleri biliyorsunuz. Kanala abone oluyorsunuz. O çan zil işaretine basıyorsunuz. Yorum ve like'larınızı aynı şekilde bekliyorum. Bir sonraki güzel videolarda görüşmek dileğiyle. Ayakkabı da ise bugünlük out. Let's go. Let's go. Cidden çok iyiymiş ya. Ya adamlar şaşırtmıyor. Adamlar şaşırtmıyor.